Çünkü ben şu an biraz üşüdüm. Konsantre olamıyorum sana. Stüdyomuzdaki klima. Ebru'cum ama yani ısınınca da çok ısınıyoruz. Isı farkımız var seninle aramızda. Bak Hüseyin bile montu çıkardı artık. Çıkardı. Ya. Yaz geldi çünkü. Ben de denize girdim aslında ama. Yine de. Buyurunuz, günaydın. Günaydın Hüseyin'ciğim. Bak Ebru Hanım hafta sonu denize girmiş. Ne diyorsun? Soktum ayağımı denize Hüseyin. Vallahi başladı galiba sezon. Ebru Hanım siz de başlattıysanız. Fedon ardından Ebru Aker şeklinde ilerleyen bir yaz sezonu açılmış. Burada çok soğuk geceler ve sabahlar. Yani çok deneyelim de serin hakikaten ama Ege'de hiç de öyle değil. Bu haftanın önemli olaylarını aktarayım. Bu konuda biraz istersen Ebru Hanım. Şöyle ki bizim Güney Ege'miz 35 derece. Batı sahillerimiz bu hafta. Yani İzmir'de gece oluyor, hava kararacak. Hala 28-30 derece hava sıcaklığı var dün. Şimdi bu çarşamba günü 35 derecelere gündüz, 32-30 derecelere de akşam sıcaklığına çıkıyor. Çarşamba haftanın en sıcak günü. Hemen onu önce söylemek istedim o yüzden. Aydın'da, Muğla'da bu zamana kadar 2024'ün en sıcak günü yaşanabilir. Akdeniz sahillerinde de evet, bugüne kadar ki daha yaz gelmedi, 35 dereceleri görüyoruz. İstanbul'da benim bulunduğum yerde de çok rüzgar var, belli oluyordur. Poyraz, daha esen rüzgar bizi serin tutacak hafta boyu. O yüzden İstanbullulara gölgede üşümemeleri için bir kıyafet giysi takviyesi öneririz. Güneş altındaysa bir yaz havası var gerçekten. Bulunduğum yerde 25 derece hissediliyor. Yağmurlar var mı derseniz, perşembe günü hava değişmeye başlayacak tekrar. İlk 3 günü, 4 günü hatta öğleden sonrasına kadar perşembenin çoğunlukla güneşliyiz. Hem Ankara'da, hem İstanbul'da, hem İzmir'de, büyük merkezlerde, doğuda da pek bir yağış kalmıyor. Ama perşembeden sonra tekrar bir hava değişimi. Marmara'da şöyle 1,5 günlük bir yağmur. Fazla bir fırtınası var mı onu takip ediyorum. Yani hava ulaşımı, deniz ulaşımı etkilenir mi bu kez? Bu çok kuvvetli bir fırtınaya benzemiyor. Ama şöyle tatlı bir yağmur geçişi. Sonra cumartesi, pazar tekrar bir 23-25 derecelere çıkış İstanbul için, 30 derecelere çıkış İzmir için görünüyor. Yani önce hafta içi epey bir ısındıktan sonra perşembe, cuma bir serinleyip hafta sonu tekrar çıkıyor. Bugünlerde böyle sıcaklıklar dalgalanınca hastalıklar belki artıyor. Doğru. Bir de tozlu hava kalitesinin düşük olduğu günlerdeyiz. Bu yüzden dikkat edelim efendim. Perşembe günü beklediğimiz cuma günü bir de o yağmurlar havayı biraz temizler. Bugünlerde fazladan tozlu ve kirli. Öksürenler falan da arttı zaten. Belki hissediyorsunuz bu çevrenizde. Sağlığa dikkat diyebilirim. Bu haftanın havasını özellikle geçmek gerekirse. Bir de son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu ensemizdeki serin rüzgar İstanbul'da en az tahminlerde 10-13 gün daha bizimle beraber. Yani erken bir bunaltıcılık beklemiyoruz. Sadece bu çarşamba günü epey bir sıcak. Ardından yine serin gündüzler ve geceler, sabahlar ve geceler yaşayacağız. Hani planları programları yaparken buna göre yapalım. Giysileri, kıyafet alışverişlerini buna göre yapalım. Haziran'ın ortasından önce böyle çok ciddi bir yaz havası İstanbul'da diyorum. Görünmüyor ama bayram. Güneyde durum. Evet, bayramla beraber bayram başlayacak. Belki de Lefkoşa'da, Girne'de tıpkı Muğla'da olduğu gibi 35 derecelerle geçiyor ilk 3 gün. Çarşamba günü belki 37'ye çıkıyor. Girne'de, Lefkoşa'da epey bir Temmuz sıcağı var. Onu da ilave edeyim. Cuma cumartesi oranında biraz ferahlamasını bekliyoruz. İnsanlar biraz fazla ısındı diyorlar gelen mesajlardan. Ama işte bu şekilde devam ediyor ama. Peki. Harika, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğumuz bilgiler için. İyi haftalar sevgili Hüseyin. Hüseyin'ciğim, iyi haftalar. Güzel bir günde seni bekliyor olsun inşallah. Evet. Demek ki Poyraz var özellikle büyük şehirlerimizde, batı taraflarda. Gölgeye geldiğin zaman hop ceketi giyeceksin. Sonra o da ceketsiz tam bahar havaları yani. Aynen öyle. Güzel bir taraftan da taşıman lazım. En sevdiğim dönem. Elinde çok sürekli seviyorum. Böyle. Evet. Hadi.